Kudüs deyince aklıma direniş geliyor. Direnişte bizim bu Müslüman kardeşlerimizin çektiği çileler geliyor. İsrail'in boş yere bizi savaş açtığı şeyler geliyor. Sonra bu Filistin'in çektiği zorluklar, sonra bizim onlara Gazze'ye gidememizle yardım etmemiz aklıma geliyor. Etkinlik düzenlemek bence yetmez. Filistinli çocuklar canlarıyla, başarıyla, mallarıyla, bütün güçleriyle mücadele ediyor. Daha bizim kadarlar ama yürekleri hepimizden büyük. Allah onlardan razı olsun. Kudüs deyince aklıma Müslümanlar geliyor. Orada yaşanan işkenceler, İsrail'in Siyonist baskısı geliyor. İşkenceler yapılıyor. Kudüs'te Müslümanlar sırf dinlerini yaşamak için canlarından ve hayatlarından oluyorlar. Etkinlikler düzenlemeliyiz. Bence bu şekilde etkinliklerin çoğalması ve İsrail'e buradan kahrolun mesajları yollanması gerekiyor. Dua etmeliyiz. Bol bol Kur'an bilen ve bilmeyenler artık neyse bol bol Fetih Suresi okumalarını istiyoruz. Kudüs deyince bizim ilk mescidimiz aklımıza geliyor. Orada bütün Müslümanlar var. İsrailler Kudüs'teki Müslümanlara işkence ediyorlar. Zaten onların zaten toprakları var. Niye Kudüs'ün topraklarına geliyorlar ki? Dua etmeli, elinden gelenleri yapmalı. Kudüs için dua okumalı. Kudüs için dua ederim. Elimden gelen paraları verir. Ne kadar param varsa onu da veririm. İlim oradaki kardeşlerime yardım ederim. Müslümanlara yapılanı kabul etmiyoruz. Taşlılarımızı onlara göndermeliyiz. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bolca dua etmeliyiz. Kudüs bizim için çok önemli. Çünkü orada bizim Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz için hep beraber dua etmemiz gerekiyor. Bütün Müslümanların destek olması gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Müslüman ülkeleri birlik halinde zulüm gören Müslümanlara destek olması gerekiyor. Aklıma Kudüs'te olan savaşlar, İsrail ona saldırdıkları. Aslında Kudüs Müslüman bir ülke ama İsrail tam olarak galiba Yahudi. Kudüs onlara savaş açarak çok iyi yapmıştır. Benim düşüncelerim bunlar. Onlara dua ederim. Onlara silah ya da mermin olarak para vermek isterim. Kudüs deyince aklıma Hazreti İbrahim geliyor. Hazreti Muhammed ve diğer büyük peygamberlerin orada namaz kıldığı aklıma geliyor. Bu savaş ilgili şöyle bir şey söylemeliyim. Hamas hak tarafı tutuyor. İsrail'de batıl tarafı tuttuğu için biz Hamas'a destek vereceğiz. Sonuna kadar destek veriyoruz ve vereceğiz de. İsrail Mescid-i Aksa'yı almak için oraya geliyorlar. Müslümanların oraya gitmesi, yardıma gitmesi, dua etmemiz, ondan sonra yardımlaşmak, ordumuzu oraya götürmek, yardım etmek. Aklıma Filistin geliyor. Filistin'deki çocuklar geliyor. Müslümanlara yapılan zulüm geliyor. İsrail'in kötü birisi olduğu aklıma geliyor. Filistin'e hak veriyorum. Filistin çok güzel bir yer. İsrail'in de oradan kovulmasını istiyorum. Kudüs Müslümanlarındır. Kudüs'te yapılan zulümleri kabul etmiyoruz. Biz de destek yapmamız lazım, dua etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim okumamız lazım onlar için. Bağış yapmamız lazım Kudüs için. Müslüman ülkeler olarak onlara destek göstermemiz lazım. Kudüs'te olanlar yani bir zulümdür. İnsanlara zulüm yapılıyor yani. Bu İslami bir ülke olarak buna da destek göstermemiz lazım. Evet, destekliyoruz yani, Allah yardım etsin. İnşallah galip geleceğiz. Kudüs kurtulacaktır inşallah. Bütün İslam ülkelerinden birleşip İsrail'i yok etmeli. Bu saldırılar engellenmeli. Yani inşallah galip geleceğiz. Aklıma 3 şey tek geliyor. Cami, Müslüman, Kudüs ve Müslümanlar. Zalimler için yaşasın cehennem. Müslümanlar. Başka? Kudüs'ün kubbesi, dua etmek, para vermek, karşılığımızı bağışlamalıyız. Kudüs bizim kırmızı giysimizdir.